Hakan Kalender. Gecenin Hatası. İnsanoğlu eşyayı, malı, mülkü çok sever. Hele bu zamanda araba, yat, kat, bir de yazlık oldu mu? Ah, demeyin keyfine valla. Ama bazı şeyler vardır ki insanoğlunun sahip olduğu, o işte çok özeldir. Bunu kimseyle paylaşmak istemez. Yani titrer üzerine, neden sizce? Kaybedince sanki dünya kararmış gibi gelir insana. Yani sizin de vardır mutlaka size özel şeyler. Kaybettiğinizi düşünün bir an, o özel şeylerden bir tanesini. Ya da bir başkasına verdiğinizi. Sonuç ne olurdu? Kaybeden mi olurdunuz, yoksa kazanan mı? Yoksa hiçbir şey olmaz mıydı? Aklıma daha önce böyle dinlediğim bir hikaye geldi. Kimden duyduğumu anımsayamıyorum ama... Vakti zamanında köyün birinde periler güzeli bir genç kız ve babası birlikte yaşarmış. Aynı zamanda birbirleriyle çok iyi arkadaş olan üç genç delikanlı da yaşarmış bu köyde. Yalnız ortada öyle bir durum oluşmuş ki kimse bilmiyor. Bu üç genç aynı kıza aşık olmuş. Üç gencin kendisine aşık olduğunu genç kız bilmediği gibi gençlerin de birbirinden haberi yokmuş. Gurbete çıkıp başlık parası biriktirmek ve evlenmek için aynı zamanda yola çıkmışlar. Köye yarım günlük mesafede olan bir tepede konaklayıp bir yıl sonra burada buluşup beraber köye dönelim diye sözleşmişler. Üçü de ayrı yolları tutup ayrılmışlar birbirinden. Gençlerden biri cam atölyesinde, diğeri halıcı dükkanında, diğer ötekisi de meyve yetiştiren bir çiftlikte işe başlamış. Hepsi de ustalarına biz bir yıl çalışıp ayrılacağız. Bu nedenle paramız biriksin, topluca alırız demişler. Aradan bir yıl geçmiş ve ustalarından biriken paralarını istemişler. Ustası cam atölyesinde çalışan genci hiç para kazanamadığını ve bu nedenle ödeme yapamayacağını, ancak isterse dünyanın her tarafını gösteren sihirli bir aynayı kendisine vereceğini söylemiş. Genç önce kızmış ama sonradan bu hediyenin sevdiği kızı alabilmesi için müthiş bir şey olacağını düşünmüş. Halıcı yanında çalışan genç de para istemiş. Fakat ustası camcı ile aynı sebepten dolayı parasını verememiş. Onun yerine uçan halı vermiş. Genç şimdiden bu kız işi oldu, bitti diye iç geçirmiş. Diğeri de malum parasını istemiş. Ustası ona sadece bir elma vermiş. Genç, elmayı ne yapacağım usta derken ustası, bu bildiğin elmalardan değil, sihirli. Ölüm döşeğinde de olsa, zehirlense de bu elmayı yiyen ölümden kurtulur diyerek elmayı gence vermiş. Üç genç aynı tepede buluşmuşlar. Anlatmışlar birbirlerine başından geçenleri. Ve hala kimsenin aynı kızı sevdiğinden ve köye dönüşte kızı isteyeceklerinin haberleri yokmuş. Aynacı çaktırmadan, çok özledim hanımı, bir bakayım sihirli aynadan diyerek sevdiği kıza bakmış. Bir de ne görsün, kız ölüm döşeğinde. Başında hekimler, dua okuyan kadınlar, ölmek üzere olan kızı tüm gençler görünce olayı anlayıp birbirlerine girmişler. Ben seviyorum, ben alacağım diye. Akılları başına gelince çabucak yetişmek için atlamışlar sihirli halıya. Varmışlar bir dakikada kızın evine. Kız sihirli elmayı yemiş ve hayata dönmüş. Dönmüş ama asıl kriz bundan sonra başlamış. Durum herkese anlaşıldıktan sonra kızı isteyen üç genç de kız üzerinde hak iddia ediyor ve evlenmek istiyormuş. Kızımız çaresiz, ne diyeceğini bilemiyor. Babası da kararsız, ulema, kadılar toplanmış. Bu işe bir çare bulamamışlar. Aynacı kızı aynada görmeseydi kız ölecekti. Halıcının halısı olmasaydı geç kalınmış olup kız ölecekti. Elmacının elması olmasa kız ölecekti. Peki siz, kızınızı bu üç gençler hangisine, hangi nedenle ve diğerlerini ikna ederek verirdiniz?